şifadır. Her yaştan bireyin başta bal olmak üzere arı ürünlerini tüketmesi bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı direnci artırır. Erzurum'da Kop Dağı'nın eşsiz florasında 200 yıllık aile geleneğini sürdüren Özden Bal'ın kurucusu Vahit Özden organik bal üretiyor. Kahvaltı menülerinin vazgeçilmezleri arasında bulunan bal binlerce yıldır hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. İçindeki vitamin, mineral ve amino asitlerle çocukların gelişiminde faydalı olan bal, vücuttaki zararlı mikropları kırıyor. Arıların çiçeklerinden, meyve tomurcuklarından yuttukları nektarın, invertaz enzimi sayesinde değişime uğramasıyla oluşan bal, bin derde derman olarak biliniyor. Erzurum'da 200 yıla yaklaşan aile geleneğini sürdüren Vahit Özden dede mesleğini yaşatıyor. Tüketicileri sağlıklı koşullarda üretilen doğal bala kavuşturuyor. Organik sertifikasıyla tescillenen üretim damak tadına düşkün olanların tercihi oluyor. Bizde tamamen bal üretimi ve arıcılık baba dede mesleği oluyor. 150-200 yıldır arıcılıkla balla uğraşıyoruz. Yalnız 1980'den sonra markalaşıp tamamen kendi markamızı taşlandırdık, ismimizi taşlandırdık, evet. Üretimimizi tamamen Erzurum'un doğası bozulmamış yörelerinden toplanmakta olup IMC tarafından, Organik Sertifikasyon Kuruluşu tarafından kontrol edilip sertifikalandırılmaktadır balımız. Erzurum, bitkisel çeşitlilik açısından dünyanın sayılı bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Biz de tamamen çiçek balı üretiyoruz. Yalnız çiçek balı ama balımız Kop Dağı ve Kevresi'nden toplandığı için buranın flora örtüsü de dünyanın 5 flora örtüsünden biridir yani. Öyle diyeyim yani. Tabii ben kendi balıma şöyle bir iddiada bulunuyorum. Dünyanın 5 balından birisi. Özden, piyasada var olan tüketicinin güvenini zedeleyen merdiven altı üretimlerden rahatsızlık duyuyor ve kendi balına duyduğu güveni ifade etmek üzere bakın ne diyor. İnsanlar bal alıyor. Ya bala nasıl güveneceğiz, nasıl anlayacağız? İnsanlara şunu diyorum. Diyorum arkadaşım, balımda 1 gram katkı maddesi bulunursa, bunu beraber ispatlarsanızsa benle beraber dükkanın balını komple size hediye eder, dükkanı kilitler, köyde gider çiftçilik falan yaparız, arıcılığı bırakırız. Tabii bu artık insanlar bakıyor ki bu çok iddialı bir söz yani iddialı bir laf olduğu için bayağı bir ses getiriyor. Vahit Özden'e göre sahte bal üreticilerinin piyasadan silinmesinin yolu tüketicilerin sorumluluk üstlenip beğenmediği ürün karşısında şikayetini ilgili mercilere iletmesinden geçiyor. Herkes hakkını arasın. Eğer bu sözü ben söylüyorsamsa bal aldı, baldan şüphelendi demesin ki ne olacak ya bir kilo bal atayım köpe enniyeti bir daha almam onu demesin. Üzerine gitsin, herkes üzerine gitsin, hakkını savunsun ki bu işler düzelmeye gitsin, düzelsin yani. Özden, uzun yıllardır katıldıkları tüm yarışmalarda dereceye girmenin gururunu yaşıyor. Vahit Özden, ürettikleri balın tadını ve lezzetini Erzurum'un zengin florasından ve yüksek rakımından aldığını dile getiriyor. O yörenin flora örtüsü, çiçek örtüsü, bitki örtüsüdür. Kalitesini artıran odur. Bir de balda şu geçerli bir şeydir. Rakım ne kadar yükselirse, ne kadar yükseğe daha yani daha doğru çıkarsanız da kalite o kadar yükselir. Bala dair doğru bilinen yanlışları da konuşuyoruz Vahit Özden'le. Örneğin uzun süre bekleyen balın beyazlaşması içindeki şekeri mi gösterir, gerçek bal olduğunu mu? Özden'in soruya yanıtı net oluyor. Bizim gibi organik, hakiki balcılara en fazla şikayet gelen şey ya balın çok iyi de sonunda hep şeker oldu ya attım ya zoraki yedim dedi denir. Halbuki biz ona kristalleşme demeyelim de halk arasında bitmiş bal deriz. Avrupa'da krem yani granülü olmuş bal. Balların hepsinin granülü olması lazım, bitmesi lazım. Aslında tam tersine beyazlaşmayan yani sizin deyiminizle kristalleşmeyen baldan şüphelenmek lazım. Kristalleşmeyen bal süsse o yoğurdudur, kaymağıdır. Ürettikleri balı bugüne dek Erzurum'da beğeniye sunduklarını söyleyen Vahit Özden, artık Türkiye'ye açılmanın zamanı geldi diyor. Doğal ürünlere önem veren tüketicilerle buluşmak üzere Natura Expo'da yerini alıyor.
fuarlara katılmaya karar verdik. Tabii bunu Türkiye çapında internet sitelerimiz var. Telefonla ulaştırmak için önce bir balımızı yedirelim. Aynı yine bu garantilerimizi verelim. İnsanlara bir balı kanıtlayalım. Ondan sonra da sipariş alalım diye İstanbul'a kadar geldik. Vahit Özden sözlerinin sonunda balın şifa kaynağı olduğunu vurguluyor. Bugün Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen tek şifa ayetlerinden biri bal geçer gıda olarak. Bizim bal tamamen dedim ya bir şifa kaynağıdır. Onun için her bireyin belli ölçüde bal tüketmesi lazım. Sağlığını koruması için bal yemesi lazım.